Merhaba arkadaşlar, yoğun istek üzerine daha önce hazırlamış olduğum soru cevap shortslarını tek bir video yapmaya karar verdim. 282 soru cevaptan oluşan bu video 2024 YKS KPSS tarih branşını çözecek olan arkadaşlar içindir, bilginiz olsun. Ayrıca daha önce yüklediğim shorts videolarını lütfen izlemeyin. Hepsini bu videoda tek bir video haline getirdim. Hadi başlayalım. Türkiye'yi tanıyan ilk İslam ülkesi hangisidir? Afganistan. Hangi savaşın ardından Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi tamamen sona ermiştir? Mirya Kefalon. Osmanlı Devleti'nde yaşanan sorunlardan dolayı yükselmenin içinde bir duraklama dönemi olarak tarihe geçen dönem hangi padişah döneminde yaşanmıştır? 2. Beyazıt. Osmanlı'da ilk ısıtmalı saray olarak bilinen, içerisinde barok rokoko tarzında batı etkisi bulunan saray hangisidir? İshak Paşa Sarayı. Rusya 1918'de 1. Dünya Savaşı'ndan hangi anlaşma ile çekilmiştir? Brest-Litovsk. İlk kadın doğum uzmanımız kimdir? Pakize İzzet Tarzi. 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerimize yardım ettiğimiz cepheler hangileridir? Galicia, Makedonya, Romanya. İlk Türk İslam devletlerinde yiyecek dağıtılan hayır kurumuna ne denir? İmarethane. İlk kadın savaş pilotumuz kimdir? Sabiha Gökçen. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Yıldırım Beyazıt. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası kimdir? Kara Mürsel Alp. İskitlerin yani Sakaların bilinen ve en önemli hükümdarı kimdir? Alper Tunga. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü hallerde alınan örfi verginin adı nedir? Avarız. Pençik sistemi ilk defa hangi padişah döneminde uygulandı? 1. Murat. Mustafa Kemal hangi savaş sırasında ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermiştir? Büyük Taarruz. Osmanlı Devleti'nde Nibolu Savaşı'nın ganimetleri ile hangi caminin inşaatına başlanmıştır? Bursa Ulu Cami. Türk adı ilk defa hangi kaynaklarda geçmiştir? Çin kaynaklarında. Tanrı'nın kamçısı Flegium Dei ve cesur kavimlerin efendisi ünvanları kime aittir? Atilla. Hangi savaş sonucunda Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum ünvanı verilmiştir? Nibolu Savaşı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki adı nedir? Birleşmiş Milletler. Lale Devri hangi anlaşma ile başladı ve hangi isyan ile sona erdi? 1718 Pasarofça Anlaşması ile başladı, 1730 Patron Halil isyanı ile sona erdi. Lozan Barış Anlaşması'na baş delege olarak gidenler kimlerdir? İsmet İnönü, Hasan Saka, Doktor Rıza Nur. Türkiye eğitim alanında hangi ülkeyi kendisine örnek almıştır? Fransa. Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla Doğu Trakya'yı Yunanlardan geri alan kişi kimdir? Refet Bele. Nizam-ı Cedid'in ilk ve son başarısı nedir? Fransa'ya karşı Akka Kalesi'ni savunmasıdır. İktidar sisteminin uygulanmasının temel amacı nedir? Toprağın boş kalmasını engellemek. İlk Türk İslam devletlerinde medreselerde alınan diplomaya ne denir? İcazetname. Hadimül Haremeyn ünvanını ilk kullanan kişi kimdir? Selahaddin Eyyubi. 1921-1927 yılında uygulanan yeni iktisat dönemi yani NEP hangi ülkede uygulanmıştır? Rusya. İlk büyük Türk hattatı kimdir? Amasyalı Yakut. Osmanlı Devleti'nin ilk camisi hangisidir? Hacı Özbek Camii. Utbi, Tarihi Yemin adlı eserinde hangi devleti anlatmıştır? Gazneli Devleti. Osmanlı Devleti'nde eskiden yapılan hangi en eski anlaşma Türkiye'nin şu an yani günümüzde bir bölge ile sınırını belirlemiştir? Kasr-ı Şirin Anlaşması. Türkiye'yi ziyaret eden ilk resmi devlet adamı kimdir? Afgan Kralı Amanullah Han. Amasya Genelgesi'nde yani Tamim'inde imzaları olmayanlar kimlerdir? İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar. Türkiye Cumhuriyeti'nde mareşallik rütbesi olanlar kimlerdir? Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak. Osmanlı Devleti'nde divana ilk üye olan Kaptan-ı Derya kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa. 1. Dünya Savaşı'nda savunma cephelerimiz hangileridir? Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. İlk Türk İslam devletlerinde melik eğitmeni ne olarak adlandırılır? Atabey.
Osmanlı'da medreseye yeni başlayan öğrenciye ne denir? Softa veya suhte. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı hangisidir? 1364 Sırp Sındığı Savaşı. Osmanlı Devleti'nde acemi oğlanlar ocağından usta birliklerine geçmeye ne denir? Bedergah yani diğer ismiyle kapıya çıkma. Yunanlıların Osman Bey ve Orhan Bey'in mezarlarına yaptıkları saygısızlıktan ötürü ayaklanan ilde çok sayıda şehit verilmiştir. Bunun üzerine 1. TBMM'de meclis kürsüsüne kara çarşaf serilmiş ve matem ilan edilmiştir. Bu olayda bahsedilen il hangisidir? Bursa. İlk defa minyatür sanatını kullanan medeniyet kimdir? Uygurlar. Osmanlı'da İstanbul'da bulunan Venedik elçisine ne denir? Balyoz ya da Baylos. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti kimdir? Avarlar. İslamiyet öncesi dönemde törelerin değişmez dört kuralı nedir? Adalet yani könilik, tüzlük yani eşitlik, uzluk yani iyilik, insanlık yani kişilik. Elviye-i Selase yani üç vilayet olarak bilinen bölgeler hangileridir? Kars, Ardahan, Batum. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer neresidir? Söğüt Domaniç. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum cümlesini Mustafa Kemal hangi savaş sırasında söylemiştir? Çanakkale Savaşı. Osmanlı'da öğretmene ne denir yani ne olarak isimlendirilir? Müderris. Doğu cephesindeki başarılarından dolayı kime Şark Fatihi denilmiştir? Kazım Karabekir. Düveli Muazzama olarak nitelendirilen devletler hangileridir? İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya. Osmanlı'da okçuluk ile uğraşanlara ne denir? Kemenkeş. Osmanlı Devleti'nde 2 veya 3 yıl boyunca tarlayı ekmeyenlerden alınan verginin adı nedir? Çift bozan. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok insan kaybına uğrayan devlet hangisidir? Rusya. Osmanlı Devleti'nde bir öğrencinin doğduğu yere gidip oradaki halka ders anlatmasına ne denilir? Cerre çıkmak. Birinci Dünya Savaşı'nda taarruz cephelerimiz hangileridir? Kafkasya, Kanal. Üzengiyi ilk defa kullanan Türk boyu hangisidir? İskitler yani Sakalar. Şeyh Şamil'in Ruslara karşı milli direnişini Ruslar ne olarak isimlendirmiştir? Müridizm. Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi devletten almıştır? İngiltere. 1948'de ABD'ye yakınlığı sebebiyle Cominform'dan Doğu Bloğu tarafından çıkarılan ilk ülke hangisidir? Yugoslavya. Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn ünvanları kime verilmiştir? Fatih Sultan Mehmet. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ilk başkanı kimdir? Reşat Hikmet Bey. Plevne kahramanı olarak bilinen kişi kimdir? Gazi Osman Paşa. Fahrettin Paşa'nın yaşadıkları hangi eserde anlatılmaktadır? Medine Müdafası. II. Abdülhamit'in yönetim merkezi olarak kullandığı saray hangisidir? Yıldız Sarayı. Sırplar Osmanlı'da hangi anlaşma ile imtiyaz elde ettiler? Bükreş Anlaşması. Karahanlılardan günümüze kalan şu eserleri bilelim. Arapata Türbesi, Ayşe Bibi Türbesi ya da Bibi Hatun Türbesi olarak da bilinir. Hazara Degaron Camii, Talha Tam Baba Camii. Yeni çağda kurulup yakın çağda yıkılan Türk İslam Devleti hangisidir? Babür İmparatorluğu. Osmanlı Devleti'nin ilk altı minareli camisi hangisidir? Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yaptırılan Sultan Ahmet Camisi'dir. Osmanlı'da anayasacılığa geçişin ilk aşaması nedir? Tanzimat Fermanı. Osmanlı'da İstanbul'a gelenlerden alınan geçiş belgesine ne denir? Mürur Tezkiresi. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın ressamı kimdir? Mihri Müşfik. Ortodoksların dini lideri Rusya'dır. Maddesi hangi anlaşmaya eklenmiştir? Küçük Kaynarca. Mimar Sinan'ın ustalık eseri hangisidir? Selimiye Camii. 1960-1980 arası dönemde Türkiye'nin en önemli mücadelelerini verdiği devlet hangisidir? Yunanistan. Hassa ordusunun Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir? Kapıkulu Ocağı. Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk adının anlamı nedir? Olgunluk Çağı.
İran kaynaklarında Türk adı ne olarak geçer? Güzel insan. Osmanlı Devleti'nde ilk defa kadın sorunları ve haklarından bahseden gazete hangisidir? Terakki. İslam'ın Roma'sı ve Kaşi yani ışıldayan inci olarak bilinen şehirler hangileridir? Buhara, İslam'ın Roma'sı, Kaşgar ise Kaşi yani ışıldayan inci olarak bilinir. Bağlantısızlar Hareketi'nin önemli konferansları hangileridir? Bandung Konferansı, Belgrad Konferansı, Kahire Konferansı, Zambiya Konferansı. Resmi anlamda Türkiye'yi tanıyan ilk devlet hangisidir? Ermenistan. Manas Destanı kime aittir? Kırgızlar. Nuri Demirağ'ın kurduğu Türkiye'nin meclis dışı ilk muhalefet partisi hangisidir? Milli Kalkınma Partisi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun zorunlu sonucu nedir? Medreselerin kapatılması. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet hangisidir? İtalya. Bilinen ilk Türk boyu kimdir? İskitler yani Sakalar. Almanların ünlü destanı Nibelungen'de adı Etzel olarak geçen hükümdar kimdir? Atilla. Osmanlı'da Balkan Savaşları sırasında Edirne'yi geri alarak Edirne Fatihi unvanı alan kişi kimdir? Enver Paşa. ABD ile Çin'i birbirine yaklaştıran diplomasi nedir? Ping pong diplomasisi. Mustafa Kemal, "Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksın" cümlesini ilk kime söylemiştir? Kara Fatma yani Adile Onbaşı'ya. Mustafa Kemal'in ölmeden önce okuduğu son eser hangisidir? Belleten Dergisi. İlk Türk İslam devletlerinde hükümdarın av partilerini tertip eden saray görevlisine ne denir? Emir-i Şikar. Osmanlı'da medresedeki bilgili öğrenciye ne denir? Danişment. Soğuk savaş tabirini ilk kullanan kimdir? Bernard Baruch. İlk Türk İslam devletlerinde vergi toplayan görevli ne olarak adlandırılır? Amil yani ımga. Kuvayi Milliye'nin ilk ve son başarısı nedir? Kısa bir süreliğine de olsa Aydın ilini Yunanlılardan geri almasıdır. 1960 darbesini kim yapmıştır? Milli Birlik Komitesi'ne bağlı alt düzey subaylar. Cumhuriyetin ilanı ile ilk başbakan kimdir? İsmet İnönü. Galip Hoca takma adı ve Reşad-ı Sani lakabıyla bilinen kişi kimdir? Celal Bayar. İkinci Mahmut Divan'da Reis-ül Kitaplık makamını kaldırınca yerine hangi makamı kurdu? Hariciye Nazırlığı. İslamiyet öncesi Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı kimdir? Bagat Arkan. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Samih Rıfat. Sultanı İklimi Rum hangi anlama gelmektedir? Anadolu diyarının sultanı. Osmanlı'da ilk batı tarzında yapılan cami hangisidir? Nuru Osmaniye Camii. Anadolu'da yapılan ilk Türk İslam medresesi hangisidir? Yağıbasan Medresesi. Milli mücadele aleyhinde en sert yazılar hangi gazetede yazılmıştır? Ali Kemal öncülüğünde çıkan Peyam-ı Sabah gazetesinde. Osmanlı Devleti'nin ilk savaş tazminatı ödediği devlet hangisidir? Rusya. Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk dergi hangisidir? Vekayı Tıbbiye. 1243 Köse Dağı ve 1402 Ankara Savaşları'nın ortak sonucu nedir? Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasıdır. Osmanlı Devleti'nde Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel gazete hangisidir? Tercüman-ı Ahval. Osmanlı Devleti Batı Anadolu'da yer alan hangi bölgede kurulmuştur? Bitinya. Kayseri Rum ünvanı hangi Osmanlı padişahına verilmiştir? Fatih Sultan Mehmet. Vaka-i Vakvakiye yani Çınar Olayı olarak bilinen olay nedir? 4. Mehmet zamanında 30'a yakın devlet adamının çınar ağacına asılması olayıdır. Kastamonu'da özellikle silah ve cephane taşıyan, erkek kılığında askerlik yapan kahraman kadınımız kimdir? Halime Çavuş. İlk yapılan inkılap hangisidir? Saltanatın kaldırılması. Osmanlı tarihinde batı tarzında müzik dersi alan ilk padişah hangisidir? Sultan Abdülmecit. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri hangi camidir? Şehzade Camii. Lozan görüşmelerinde çözümü sonraya bırakılan tek mesele hangisidir? Musul sorunu. Müsaade usulünü kaldıran Osmanlı padişahı hangisidir?
İkinci Mahmut. Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak nitelendiren, ona bu lakabı veren devlet kimdir? Rusya. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalar hangileridir? İstanbul Anlaşması, Boğazlar Anlaşması olarak da bilinir. Londra Anlaşması, Sykes-Picot Anlaşması, Petrograd Protokolü, McMahon Anlaşması. Türk jandarka olarak bilinen kişi kimdir? Nezahat Onbaşı. Sırplar Osmanlı'da hangi anlaşma ile bağımsız oldular? Berlin Anlaşması. Senedi İttifak kimler arasında imzalanmıştır? II. Mahmut ve Ayanlar arasında. İlk Türk denizcisi kimdir? Çaka Bey. Cebrin kurucusu olarak bilinen algoritma lakaplı bilim insanı kimdir? Harizmi. Aşar vergisinin kaldırılması kararı nerede verilmiştir? İzmir İktisat Kongresi'nde. Kurulmasında Mithat Paşa'nın büyük rol üstlendiği, zamanında çiftçiye ucuz kredi verebilmek için memleket sandıkları olarak kurulan günümüz bankasının adı nedir? Ziraat Bankası. Osmanlı'da batı tarzında yapılan ilk eser hangisidir? 3. Ahmet Çeşmesi. Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı'nın esnaf eşlerini eğitmek ve meslek kazandırmak için kurduğu teşkilatın adı nedir? Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınları. Vakayı Hayriye, yani hayırlı olay olarak bilinen olay nedir? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Gaznelilerden günümüze kalan eserler hangileridir? Zafer Kuleleri, Leşkeri Bazar Cami, Ribat-ı Mahi, Sultan 3. Mesut Minaresi. Türkiye adı ilk defa hangi kaynaklarda ne için kullanılmıştır? Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. İstanbul'u kurtaran birinci kişi ve 18 Mart kahramanı ünvanlarının sahibi kimdir? Cevat Çobanlı. Kutül Amare kahramanı olarak bilinen kişi kimdir? Halil Kutpaşa. Mustafa Kemal'in milli mücadelenin hazırlık döneminde katıldığı en son kongre hangisidir? Pozantı Kongresi. Birinci Balkan Savaşı'nda en etkili olan devlet hangisidir? Bulgaristan. Birinci Balkan Savaşı'nın nedeni nedir? Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak. Osmanlı Devleti'ne çeyiz veya vasiyet yoluyla katılan Kütahya'da kurulan devlet hangisidir? Germiyan oğulları. İslamiyet öncesi Türk tarihinde tudun nedir? Vergi memuru. İslamiyet öncesi dönemdeki toplumsal hiyerarşik sıralamayı yapınız derse soruda. Oguş, uruk, boy, budun, il, yani oguş aile demek, uruk sülale, boy zaten boy arkadaşlar, budun millet, il de devlet olduğunu bilelim. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın süresini uzatan devlet hangisidir? Osmanlı Devleti. Üçüncü Selim ıslahatlarında hangi ülkeyi örnek almıştır? Fransa. İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren barış anlaşması hangisidir? Paris Barış Anlaşması. Hatay için 40 yıllık Türk yurdu ecnebi eline bırakılamaz cümlesini kim söylemiştir? Mustafa Kemal. Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden millet hangisidir? Sırplar. Osmanlı'da medreseden mezun olan öğrenciye ne denir? Muit. Lozan görüşmeleri imzalandığında icra vekili başkanımız kimdir? Rauf Orbay. Mustafa Kemal'in milli mücadelenin hazırlık döneminde katıldığı kongreler hangileridir? Erzurum, Afyon, Sivas ve Pozantı Kongresi. Milli mücadeleye hazırlık dönemindeki son kongre hangisidir? Pozantı Kongresi. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e haber veren Manastırlı Hamdi Bey'e soyadı kanunu çıktıktan sonra Mustafa Kemal hangi soyadını vermiştir? Mart 16. Osmanlı'da atama bekleyen kişiye ne denir? Mülazım. Divan-ı Hikmet eseri kime aittir? Hoca Ahmet Yesevi'ye. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu kimdir? Karluklar. Müsadere usulünü başlatan Osmanlı padişahı hangisidir? Fatih Sultan Mehmet. Barışa son veren barış olarak bilinen konferans hangisidir? Paris Barış Konferansı. Mustafa Kemal İzmir'in işgalini nerede protesto etmiştir? Havza'da. Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nı kim kaldırmıştır? II. Mahmut. Yumuşama dönemini başlatan olay nedir? Kennedy-Kruşçev görüşmesi. Osmanlı'da ilk elçiliği kim açmıştır? Venedik.
Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen 5 şehir hangisidir? Selanik, İstanbul, Makedonya, Şam ve Sofya. Sırplar Osmanlı'da hangi anlaşma ile özerk oldular? Edirne Anlaşması. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? Karahanlar yani Afrasiyap oğulları, diğer bir ismiyle İlik Hanlar. Satuk Buğra Han'ın Müslüman olma sürecini anlatan eser hangisidir? Satuk Buğra Han Destanı. Ebul Hayrat yani Hayır Babası olarak bilinen Osmanlı Padişahı kimdir? II. Murat. İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in gerçek adı nedir? Osman Nevres. Bağbaali baskınından sonra 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen döneme Üç Paşalar dönemi denilmiştir. Üç Paşalar olarak bilinen paşalar kimlerdir? Cemal, Talat ve Enver Paşa. Dünyada birinci öğretmen olarak bilinen kişi kimdir? Aristo. II. Mahmud Divan'da Şeyhülislamlık makamını kaldırınca yerine hangi makamı kurdu? Bab-ı Meşihat Dairesi. Dünyanın ikinci öğretmeni olarak bilinen kişisi kimdir? Farabi. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi neresidir? Anav. Sykes-Picot Anlaşması kimler arasında imzalanmıştır? İngiltere ve Fransa. Hatları günümüze ulaşan tek Osmanlı padişahı hangisidir? II. Mustafa. Osmanlı Devleti'nin ilk demokratikleşme hareketi nedir? Senedi İttifak. Osmanlı Devleti'nde Şehzadegen Mektebi'nde yapılan ilk derse ne denir? Bedi Besmele. Türkiye'nin Lahi Adalet Divanı'na götürdüğü ilk konu nedir? Bozkurt Lotus olayı. İlk büyük Türk hattatı kimdir? Amasyalı Yakut. Emevilerin Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf vatandaş gibi görme politikasına ne denir? Mevali. İnsanın içinde bir kurt vardır. Bu kurt insanı hasta eder. Bu kurdu günümüzde görmek mümkün değildir diyerek mikrobun tanımını yapan İslam bilim insanı kimdir? İbn Sina. 1 Kasım 1928'deki harf devriminden sonra yeni harflerle basılan ilk gazete hangisidir? Mardin Express. Millet mekteplerinin tek amacı nedir? Latin harflerini halka öğretebilmek. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı kimdir? Celaleddin Arif Bey. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri hangisidir? Süleymaniye Camii. İstiklal madalyası alan ilk yöre ve şehir hangisidir? İnebolu yani Kastamonu. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı döneminde çıkarmış olduğu iki tane olağanüstü vergi hangisidir? Toprak mahsulleri vergisi ve varlık vergisidir. Osmanlı Devleti kim zamanında hangi kararname ile devletin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmiştir? Sultan Abdülaziz zamanında Ramazan kararnamesi ile. 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran devlet hangisidir? Sovyet Rusya. 1. Balkan Savaşı'nı kazanan devletler kimlerdir? Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? Kazım Karabekir. Rus Prensi Potemkin tarafından Doğu Sistemi'nin en büyük planı olarak adlandırılan projenin adı nedir? Grek Projesi. 1. Dünya Savaşı'nda savaşa katılan son devlet hangisidir? Yunanistan. Osmanlı Devleti'nde hünerli at binicilerine ne denir? Cündi. 2. Dünya Savaşı boyunca Almanya'nın işgal ettiği ülkeler hangileridir? Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa. Savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğu ve bu yüzden tüm dünyaya sahip olacağına inanılan hükümdar kimdir? Atilla. Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı bu harpte, 1. vaka Çanakkale'de, 2. vaka da burada geçti cümlesini söyleyen paşa, bu cümleyi hangi cephede söylemiştir? Irak cephesi. Türkiye'nin ilk yüksek öğretim kurumu hangisidir? Ankara Hukuk Mektebi. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Sami Rıfat. Osmanlı Devleti ilk defa kime kapitülasyon vermiştir? Ceneviz Cumhuriyeti'ne. 3. Selim tahttan hangi isyan ile indirildi? Kabakçı Mustafa isyanı. Comte de Bonneval olarak bilinen kişi kimdir? Humbaracı Ahmet Paşa. Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketi nedir?
Senedi ittifak. Hüccetül İslam ve Şerefül Ümme lakaplı kişi kimdir? Gazali. Osmanlı Devleti kim zamanında hangi kararname ile iflas ettiğini açıkladı? 2. Abdülhamit zamanında Muharrem kararnamesi ile. Müttefik devletlerin bir araya geldiği son konferans hangisidir? Potsdam Konferansı. Van Berry'e göre Türk adının anlamı nedir? Türemek. Robotik ve sibernetik biliminin kurucusu, robotların babası olarak bilinen ve aynı zamanda Artuklularda bilime hizmet etmiş olan bu kişi kimdir? El Cezeri, diğer bir ismiyle İbnül İz. Osmanlı Devleti'ndeki ilk Şeyhülislam kimdir? Molla Fenari. Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu hangisidir ve kim tarafından hazırlanmıştır? Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle'dir. Osmanlı tarihinde çift parlamentolu dönem, yani Ayan ve Mebusan Meclisi'nin olduğu dönem ne ile başlamıştır? Birinci Meşrutiyet ile başlamıştır. Osmanlı Devleti'ne para yoluyla katılan devlet hangisidir? Hamitoğulları. Kıbletül Hattat'in olarak bilinen en büyük Osmanlı Hattat'ı kimdir? Şeyh Hamdullah. İlk Genelkurmay Başkanımız kimdir? İsmet İnönü. Osmanlı'da ilk altın para hangi padişah tarafından bastırılmıştır? Fatih Sultan Mehmet. Çin kaynaklarında Türk adı ne olarak geçer? Miğfer. 19. yüzyılda 1876 Kanuni Esasiye göre yürütme yetkisi kime aittir? Heyet-i Vükela olarak adlandırılan hükümete. Günümüz devletlerinden hangileri tarihte iki defa kurulmuştur? Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Estonya ve Letonya. Osmanlı Devleti'nin en uzun yönetim merkezliği yapan ve aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet zamanında açılan sarayı hangisidir? Topkapı Sarayı. Kanuni'nin yaptığı seferleri ünlü minyatürcü Matrakçı Nasuh hangi eserlerinde anlatmıştır? Süleymanname ve Beyan-ı Menazili Seferi Irakeyn. Osmanlı Devleti'nde Memleketeyn olarak bilinen yerler neresidir? Eflak ve Boğdan. 4 halife dönemiyle başlayan halifelik sırasıyla şu devletlere geçmiştir. Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler, Osmanlı, Türkiye. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkes anlaşmaları hangileridir? Almanya ile Retondes Ateşkes Anlaşması, Bulgaristan ile Senanik, Osmanlı Devleti ile Mondros, Avusturya-Macaristan ile Villa Gusti Ateşkes Anlaşmaları imzalanmıştır. Osmanlı'da Balkan Savaşları sırasında Yunan gemilerini batırarak Hamidiye Kahramanı ünvanı alan kişi kimdir? Rauf Orbay. Averroes lakaplı, zamanın Voltaire olarak adlandırılan İslam bilim insanı kimdir? İbni Rüşd. 1. Dünya Savaşı'nda savaşın süresini kısaltan devlet hangisidir? ABD. 1936'da Türk Dili Tetkik Cemiyeti ismi ne olarak değiştirilmiştir? Türk Dil Kurumu. Ordunun başında sefere çıkma geleneğini terk eden ve İstanbul'da ölen ilk padişah kimdir? 2. Selim. İslamiyet öncesi Türk tarihinde kullanılan savaş taktikleri hangileridir? Hilal, Turan, Kurt Kapanı, Pusu, Sahte Ricat yani Geri Çekilme. Osmanlı Devleti'ndeki Sanayi Nefise Mektebi Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi kuruma dönüştürülmüştür? Güzel Sanatlar Fakültesi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin günümüzdeki adı nedir? Kızılay. Dünya tarihinde ilk savaş uçağı hangi savaşta ve hangi ülke tarafından kullanılmıştır? Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlar tarafından kullanılmıştır. Suzi Dilara makamını bulan Osmanlı padişahı kimdir? 3. Selim. Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam devletleri hangileridir? Dilmaçoğulları, Danişmentliler, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar, Çaka Devleti. Darfur'a göre Türk adının anlamı nedir? Devlete bağlı halk. Kim ki torunlarımdan hazineyi benim kadar doldurursa, kapılar onun mührüyle, dolduramazsa benim mührümle mühürlenmeye devam etsin cümlesine kim söylemiştir? Yavuz Sultan Selim. İlk açılan Osmanlı Bankası hangisidir? Banka Der Saadet. Otomoto eseri kime aittir? El Cezeri. Osmanlı'da insanlara gazete okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan gazete hangisidir? Tercüman-ı Hakikat.
Mustafa Kemal'in Fahrettin Paşa'ya verdiği soyadı nedir? Türkkan. İlk Türk İslam devletlerinde uygulanan gulam sisteminin Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir? Pençik sistemi. Osmanlı Devleti'nde batı tarzında ıslahat edilen ilk kurum hangisidir? Humbara Ocağı. Osmanlı Devleti'nin ilk milli marşı hangisidir? Mahmudiye Marşı. İttihatçıların bankası olarak bilinen, 1924 senesinde İş Bankası ile birleştirilen Osmanlı'daki bu bankanın adı nedir? İtibar-ı Milli Osmanlı Bankası. İslamiyet öncesi Türk tarihi döneminde hangi bölgeye bir Türk göçü olmamıştır? Kuzeybatı Afrika'ya. Şeyh Şamil'in Ruslara karşı milli direnişine Türkler Müslümanlar tarafından konulan isim nedir? Gazavat. Abbasilerin zayıflamasıyla kurulan ufak devletçiklere ne denir? Tevaif-i Mülük Devletleri. Kutluk Kağan hangi ünvan ile tahta çıkmıştır? İlteriş. 1877-1878 yani 93 harbinde Osmanlı-Rus savaşında kahramanlıklarıyla ön plana çıkanlar kimlerdir? Gazi Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Nene Hatun. Tevaif-i Mülük Devletleri olarak bilinen devletler hangileridir? Tolunoğulları ve Akşitler, diğer bir ismiyle Ihşidiler. İlik Hanlar veya Afrasiyap oğulları olarak bilinenler kimlerdir? Karahanlılar. 24 senelik süren bu kuşatmayı sona erdirip Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın aldığı bu yer neresidir? Girit Adası. İlk defa veraset sistemi yapılarak ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışını getiren Osmanlı padişahı hangisidir? 1. Murat. Osmanlı Devleti'ne katılan son devlet hangisidir? Dulkadiroğulları. İlk kadın muhtarımız kimdir? Gül Esin. Dehşet dengesi olarak bilinen savaş hangisidir? Soğuk Savaş. Osmanlı Devleti'nde ilk bağımsızlığını kazanan millet hangisidir? Yunanlılar. İlk defa karantina uygulamasını başlatan Osmanlı padişahı kimdir? 2. Mahmut. Salt II anlaşması imzalanmasına rağmen onaylanmamıştır. Bunun sebebi nedir? SSCB'nin Afganistan'ı işgal etmesi. Fransa ve İngiltere'nin işbirliği sonucu 1869'da açılan kanalın adı nedir? Süveyş Kanalı. 1. Balkan Savaşı'nı başlatan devlet hangisidir? Karadağ. Orta Asya'da ilk demirin işlendiği yer neresidir? Karasuk. İlk defa Osmanlı'dan ayrılıp kendince bir devlet kurabilirim diyen cemiyet hangisidir? Trakya Paşaeli Cemiyeti. Ziya Gökalp'e göre Türk adının anlamı nedir? Kanun ve nizam sahibi, töreli. İmtiyazlı eyaletlerden Eflak, Boğdan, Erdel yöneticileri ne olarak adlandırılır? Voyvoda. İlk kadın tiyatrocumuz kimdir? Affejale. Ridaniye Savaşı devam ederken Avrupa'da yaşanan eş gelişme nedir? Reform. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni rejimler hangileridir? Almanya'da Adolf Hitler tarafından çıkan Nazizm, İtalya'da Benito Mussolini tarafından çıkan Faşizm, Sovyet Rusya'da İliç Lenin tarafından çıkan Komünizm. Türeyiş, göç gibi destanlar kime aittir? Uygurlar. Sancağa çıkma uygulamasını kaldıran padişah hangisidir? 3. Mehmet. İlk Türk İslam medresesi hangisidir? Karahanlılara ait olan Semerkant Medresesi. Osmanlı'da ilk yeni içeri isyanı olarak bilinen isyan hangisidir? Buçuktepe İsyanı. İlk Türk-Çin Anlaşması olarak bilinen anlaşma hangisidir? Kuzey Şansi Anlaşması. İlk öğretimi zorunlu kılan ilk Osmanlı padişahı kimdir? 2. Mahmut. Osmanlı Devleti'ndeki eyalet askerlerinden hangisi çadır ve inşaatlarda çalışır? Cerahor. İlk Türk İslam Devletleri'nde hükümdarın kıyafetleriyle ilgilenen saray görevlisine ne denir? Camedar. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştan çekilen ilk devlet hangisidir? Japonya. El Mücahit ve El Gazi ünvanlarının sahibi kimdir? Satuk Buğrahan.
İltizam sisteminin bir defa yerine ömür boyu o kişiye verilmesine ne denir? Malikane. Osmanlı'da imtiyazlı eyaletler içerisinde en imtiyazlısı hangisidir? Hicaz eyaletidir. Çünkü ne vergi ne de asker verir. Yıldırım Bayezid'in 4 defa İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmasının sebepleri nelerdir? Karamanoğullarının 2 kez isyan etmesi, 1396'da Haçlılar ile Nibolu Savaşı'nın yapılması, Timur'un Sivas'ı işgal edip Ankara'ya doğru ilerlemesi. Bu sebeplerden dolayı Yıldırım Bayezid İstanbul'a yaptığı kuşatmaları geri çekmek zorunda kalmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.